İnsan vücudunun adapte olmakta zorlandığı her şey stres faktörüdür. Kişinin adaptasyonunda güç çektiği sıcaklıklar da yine stresi arttıran şeylerdir. Stresleri arttıran durumlarda, bedensel stresi de ruhsal stresi arttıran durumlarda da vücutta stres hormonları daha fazla salgılanır. Bunun sonucu olarak da çarpıntı, huzursuzluk, daha kolay sinirlenme, zihinde bulanıklık, moral bozukluğu, kendini kötü hissetme gibi şeyler yaşanabilir. Stres hormonlarını arttırarak hava sıcaklığı çarpıntıyı arttırdığı gibi, panik atağa benzer belirtiler oluşturduğu gibi fiziksel anlamda sıcak çarpması durumları da yine panik atağa benzeyen çarpıntı, soğuk terleme gibi belirtilere yol açabilir. Özellikle bu durumlarda sıcakla başa çıkabilmek için daha etkin önlemler almak, gün ortasında dışarıya çıkmamak, yoğun sıcağa maruz kalmamak, ondan sonra sıcağa maruz kaldığımızda soğuk bir duşla ya da serin bir yere sığınarak vücut ısımızı düşürebilmek için vücudumuza fırsat tanımak, soğuk su içmek yudum yudum anlamlı olabilir. Özellikle psikiyatrik hastalığı olan ve ilaç kullanan, bazı tansiyon ilaçlarını kullanan, daha ileri yaştaki insanlar gibi özel gruplar vücutlarına ısı ayarlamakta güçlük çekecekleri için ısının olumsuz etkilerine daha fazla maruz kalabilirler. Toplum olarak sıcaklarla başa çıkmakta zorlanıyoruz. Bu belki uyumakta da güçlüğe yol açıyor, fiziksel sıkıntıya da yol açıyor. Bunlar da daha modumuzun, moralimizin düşük olması ve daha kolay sinirlenme gibi şeylere yol açabiliyor. O yüzden sıcak havalarda serin kalmaya, sakin kalmaya daha çok dikkat etmemiz gerek. Güneş ışığının daha dik geldiği zamanlar, daha sıcak olan zamanlar. Gerçi şimdi hani sabahleyin onu daha da genişletmeyiz. Hani 12 ile 4 arası derler ama hani bu sıcakları düşündüğümüzde ben dışarıya çıkacak, yapılacak işiniz varsa bunu işte saat akşam 7'den sonra ya da sabah 10'dan önce halletmeye çalışın diyeceğim. Çünkü bizim alışkanlıklarımıza göre ekstra yoğun sıcaklık yaşıyoruz.